Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Sevgili izleyiciler, hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Cenab-ı Hakk'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Değerli izleyiciler, insan olarak insanların yaşadığı her ailede, ailenin gerektirdiği bir takım ihtiyaçlar vardır. İnsan olmaları hasebiyle Müslüman olsun, Müslüman olmasın, gayrimüslim olsun, herkeste evde bir takım ihtiyaçlar, evin içerisinde insan davranışlarına yönelik bir takım davranışlar söz konusudur. Ama Müslüman aileyi diğer ailelerden farklı kılan bir takım hususiyetler vardır. Bugün bu hususiyetler içerisinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin örnekliğinde Müslümanın ailedeki ibadet hayatından kısmen bahsetmek istiyoruz. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri şöyle buyuruyor: "Ve'mur ehleke bis-salati vastabir aleyha." Ailene namazı emret ve kendin de ona sabırla devam et. Senden rızık istemiyoruz, sana da biz rızık veriyoruz. Bu ayet-i kerimede devamında güzel sonuç takvadadır buyurulmaktadır. Bu ayet-i kerimenin Müslümanın aile hayatının ibadetle iç içe bir hayat olacağı mesajı doğrudan verilmektedir. Son derece açık bir mesaj bu. Hiç kuşkusuz bu mesajı en güzel hayatı geçiren, ayetin tebliğcisi olan Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz olmuştur. Kur'an-ı Kerim bize Peygamber Efendimiz'i en güzel örnek olarak sunmaktadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem farz namazlarını mescitte eda eder. Bunun yanında evde de nafile olarak ibadet yapardı. Buradan anlıyoruz ki Müslümanın evi içinde ibadet edilen, Kur'an okunan ve Allah'ın içinde anıldığı bir evdir. Bu konuda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin fiili uygulamasının pek çok örneğini özellikle Ümmahatül Müminin, müminlerin anneleri bize aktarmışlardır. Ve Ehl-i Beyt bu hususta bize çok malumat aktarmıştır Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den. Peygamber Efendimiz konuyla ilgili olarak ayrıca sözlü tavsiyelerde bulunmuş, bir takım uyarılar yapmış ve bu hususla ilgili bize talimatlar da vermiştir. Bu tavsiyelerden bazıları şöyledir, bunları sizinle paylaşmak istiyorum. Namazlarınızın bir kısmını evlerinizde kılın, evlerinizi kabirlere çevirmeyin. Birisi bu. Bir diğeri de, biriniz mescidinde namazını bitirdi mi, namazından evine de bir pay ayırsın, bir şey bıraksın evine de. Çünkü Allah onun namazından evde bir hayır meydana getirir buyurmaktadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyuruyor. Hadiste geçen Allah-u Teala'nın onun evinde namazından dolayı bir hayır halk edeceğini ifade edilmesinin manasını şöyle açıklıyor alimlerimiz. O namaz vesilesiyle evine melekler gelir, şeytan oradan uzaklaşır, evdekiler şeytanın vesveselerine ve olumsuz yönlendirmelerine karşı daha rahat hareket ederler, rahat içerisinde olurlar. Şeytanın İvalarından daha emin bir vaziyette bulunurlar manasında açıklamışlardır. İçinde Kur'an-ı Kerim okunan evler Kur'an'ın nuruyla aydınlanır. Diğer taraftan içinde Allah zikredilen, Allah'ın adının anıldığı ev ile içinde Allah'ın zikredilmediği evin örneği ölü ile diri gibidir buyurmuştur Efendimiz. Şeytanın içinde Kur'an okunan evden uzaklaşacağını ifade etmişlerdir bir hadis-i şeriflerinde. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunun için kendileri gece namazını hiç terk etmez. Hasta ve yorgun olduğu hallerde bile oturarak da olsa gece namazını muhakkak kılar. Müminleri de gece namazı kılmaya teşvik ederdi. Şöyle buyurmuşlardır: "Geceleyin uykudan kalkıp namaz kılan, eşini de uyandırıp namaz kılmasına vesile olan adama Allah rahmet etsin. Eğer eşi kalkmamazlık ederse, uyandırmak için yüzüne hafifçe su serpsin." Bunun devamında, hadis-i şerifin devamında, geceleyin uykudan kalkıp namaz kılan
ve eşini uyandırıp namaz kılmasına vesile olan kadına da Allah rahmet etsin. Eğer eşi kalkmamazlık ederse uyandırmak için yüzüne hafifçe su serpsin. Böyle buyurmuş Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Böylece eşlerin birbirlerini ibadet teşviki hususunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir ölçü getirmiştir. Efendimiz gecenin başlangıcında yatsı namazını kılar ve istirahati çekilirdi adeti genellikle. Gecenin üçte birlik süresi içinde uyanır ve teheccüd namazını kılar. Peşinden de vitir namazını eda eder. Sonra tekrar istirahate çekilirdi. Ve sabah namazı vakti olunca hemen kalkar, sünneti evinde kılar, farz içinde mescide giderdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gece ibadetiyle ilgili adeti böyleydi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin eşleri bu şekilde ibadet teşvik etmesi gerçekten çok bizim için önemli bir tavsiyedir. Bu bakımdan özellikle aile içerisinde eşlerin birbirinin ibadetine geceleyin vesile olması, hem her ikisinin de hayır kazanması bağlamında, hem de eve o vakitte meleklerin inmesi, rahmet-i ilahiyenin eve inmesi, rahmet-i ilahiyenin o evi kuşatması bağlamında son derece önemlidir. Üstelik sevgili izleyiciler, geceleyin kalkıp Allah'ın huzuruna duran, secde eden bir müminin yaptığı dua da o saatte samimi bir şekilde ellerine açıp yalvarması Allah-u Teala tarafından geri çevrilmez. Çok duaya ihtiyacımız var. Bu bakımdan çocuklarımız için, kendimiz için, neslimiz için, müminler için, memleketimiz için, insanlık için çok duaya ihtiyacımız var. Hele hele zamanımızda samimi müminlerin geceleyin kalkıp ibadet etmeleri ve ellerini açıp Cenab-ı Hakk'a dua etmeleri büyük önem taşımaktadır. Siyer kitaplarımızda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin teheccüdü geniş bir şekilde yer almıştır sevgili izleyiciler. Hazreti Peygamber'in hayatını iyi bilenler, onun hayatı boyunca gece namazına devam ettiğini rivayet ederler. Kendisine Allah senin geçmiş gelecek tüm günahlarını bağışladığı halde niçin bu kadar kendini yoruyorsun denildiğinde şükreden bir kul olmayayım mı şeklinde cevap vermişlerdir. Peygamber Efendimiz namazı çok severdi. Namazı dinin direği olarak tanımladığı malumunuzdur. Namazdaki vakitlerini hayatının en huzurlu anları olarak nitelendirmişlerdir. Namazın müminlerin hayatındaki yerini anlatmak üzere bir gün yanındakilere ne dersiniz? Birinizin evinin önünden bir nehir aksa ve her gün o nehirde 5 kez yıkansa bu durum o kişide kir namına bir şey bırakır mı diye bir soru yöneltmiş. Oradakiler hayır, o kişide kir namına bir şey kalmaz demişler. Bunun üzerine Allah Resulü, işte günde kılınan 5 vakit namaz da böyledir. Allah onunla hataları siler, kişiyi manevi açıdan tertemiz hale getirir buyurmuşlardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evde ibadete son derece önem verirdi. Ramazan'ın son 10 gününde genellikle itikafa girerdi. Geceleri ihya eder, değerlendirir ibadetle, ailesini ibadet için uyandırırdı. Bu dönemde ibadete yoğunlaşırdı Ramazan'ın son 10 gününde bilhassa. Müminlere de böyle ibadete yoğunlaşmalarını tavsiye ederdim. Hazreti Peygamber'in örnekliği göz önüne alındığında ailede namazın ne kadar önemli olduğu derhal anlaşılır. Aileyi gece namazına teşvik eden bir hadisi şerifin mali şöyledir. Erkek geceleyin uyanıp hanımını da uyandırdığı ve 2 rekat namaz kıldıkları zaman Allah'ı çok zikreden erkekler ve kadınlar kategorisine yazılırlar buyurmuştur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ezzakirine ve zâkirat, Kur'an-ı Kerim'de övülen bu sınıf insanlar kategorisine alınırlar diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gece namazı kılanlarla ilgili olarak. Cenab-ı Hak cümlemize bu nefislerimizin esaretinden kurtulmayı, nefislerimizin baskısını bir kenara bırakarak ibadetin zevkine varıp Cenab-ı Hakk'a geceleyin, gece namazıyla yönelmeyi ve bundan zevk almayı nasip eylesin sevgili izleyiciler. Peygamber Efendimiz abdestli bulunmaya ve akşam yatarken de abdestli olarak yatmaya
çok önem verir ve buna teşvik ederdi. Şöyle buyurmuşlardır. Kim yatağına temiz yani abdestli olarak girer ve uyku bastırıncaya kadar Allah'ı zikrederse, gecenin herhangi bir saatinde uyanıp da Allah'tan dünya ve ahiret hayırlarından bir şey isterse, Allah-u Teala istediğini mutlaka ona verir. Ne kadar büyük bir müjde değil mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bakın bize verdiği bu müjde, abdestli olarak yatıyor bir mümin, geceleyin kalkıyor ve elini açıp Cenab-ı Hakk'a yalvarınca Allah-u Teala onun isteğini, dileğini kabul ediyor, geri çevirmiyor. Cenab-ı Hak bize böylesine fırsatlar sunmuş olmasına rağmen, tabii bu fırsatları değerlendiremememiz, bu konuda kusurlu davranmamız hakikaten mümin olarak bizim kayıphanemize yazılacak hususlardan. Bu bakımdan özellikle değerli kardeşlerim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bu tavsiyelerini yerine getirmek üzere hakikaten ne kadar gayret göstermemiz gerektiğini anlamaktayız bu hadis-i şerifleri okuyunca. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bize telkin ettiği aile hayatı daima yüce yaratıcı ile irtibatlı bir aile hayatıdır. Bu yüzden dua ile iç içe bir hayat telkin edilmiştir bize. Yatarken, uyanınca, otururken, kalkarken, evden çıkarken, eve girerken, hasılı günlük hayatın bütün aşamalarında duadan kopmadan, devamlı yaratıcı ile beraber ve ona karşı sorumluluk şuuru içinde sürdürülen bir aile hayatıdır bu. Özellikle dünyevileşmenin çok yaygınlaşmaya başladığı bir dönemde, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ibadet, taat ve dua ile iç içe bulunan ve Allah'ın layıkıyla anıldığı bir zemin olan aile ortamını örnek almaya her zamankinden daha fazla ihtiyaç içerisindeyiz. Değerli izleyiciler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu ibadet hayatını bu şekilde yoğun bir şekilde gözetirken, her alanda olduğu gibi bu alanda da dengeyi muhafaza etmiştir. Sağlıklı bir aile hayatı için denge son derece önemli bir husustur. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her işte dengeli olmayı tavsiye ederdi. Bu çerçevede kendileri diğer hususlarda olduğu gibi aile hayatında da dengeli bir yol izlemiş, ne tamamen kendisini ibadet ve meşguliyetlere kaptırarak ailesini ihmal etmiş, ne de tamamen ailesiyle meşgul olarak ibadet ve vazifelerini aksatmıştır. O bu dengeli hayatını hep muhafaza etmiş, müminlere de dengeli davranmalarını özenle emir ve tavsiye etmişlerdir. Bu konuda pek çok örnek bulunmaktadır. Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle anlatır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bir hasrı vardı. Geceleri perde yapıp gerisinde namaz kılardı. Gündüzleri de yayıp üzerine otururdu. Ne kadar mütevazi bir hayat değil mi sevgili izleyiciler? Halk da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelip aynen onun gibi namaz kılmaya başladılar. Sayı gittikçe arttı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara yönelerek şöyle söyledi. İyi insanlar, takat getireceğiniz işleri yapın. Zira siz dua ve ibadet etmekten usanmadıkça Allah-u Teala da sevap yazmaktan usanmaz. Allah'a en hoş gelen amel ve davranış az da olsa devamlı olanıdır. Devamlı yapabilmek, sürdürebilmek son derece önemli. Hızlı girip, efendime söyleyeyim, bir süre ibadeti devam ettikten sonra, bir süre sonra zorlanarak bırakmak bu değil tavsiye edilen. Tavsiye edilen az da olsa devamlı olarak yapılan amellerdir. Bunu aktaran Rabi der ki, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ailesi bir iş yapınca onu daima sabit kılardı. Artık o yaptıkları işi terk etmezler, devamlı yaparlardı buyurmuştur. Buhari'den gelen bir başka rivayette de bu din kolaylıktır. Hiç kimse amellerim eksiksiz olsun diye kendini zorlasın da din ona üstün gelmesin ve zorlanıp büsbütün bu işten kesilmesin. Öyleyse orta yolu takip edin buyurmuştur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bize dengeli bir hayat tavsiye etmiştir. Peygamber Efendimiz eşlerini de bu dengeli hayata çekmeye çalışmış.
onun eşlerini bu dengeli hayata çekmeye çalıştığının örneklerinden biri de şu hadisedir. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mescide gelmişti ki iki direk arasına gerilmiş bir ip gördü. Bu da ne diye sordu. Dediler ki bu Zeynep radıyallahu anh'ın ipidir. Zeynep validemizin ipi olduğunu söylediler. Namaz kılarken uykusu gelince buna takılıyor. Yani ip onun düşmesini önlüyor. Öyle diyor kastediyorlar. Dediler. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de hayır olmaz. Çözün ipi. İsteğiniz varken, ibadet etme isteği varken namaz kılın. Uykunuz gelince de yatın, dinlenin, uyuyun diye emretmiştir. Görüyorsunuz nasıl dengeli bir hayat tavsiye ediyor. Hazreti Ayşe radıyallahu anha diyor ki, yanımda Beni Esed kabilesinden bir kadın vardı. Bu sırada Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem içeri girdi ve bu kimdir diye sordu. Falancadır, geceleri hiç uyumaz, ibadet yapar dedim. Resul sallallahu aleyhi ve sellem, gücünüz yettiği kadar amel edin. Allah'a and olsun ki siz ibadet yapmaktan usanmadıkça Allah da sevap yazmaktan usanmaz. Allah'a en hoş gelen dini davranış ve amel kişinin devamlı olarak yaptığı davranış ve ameldir buyurmuştur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz işte bu dengeli yaklaşım çerçevesinde müminlere ailelerini ihmal etmemelerini tavsiye etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin nasıl dengeli bir İslami hayat tavsiye ettiğinin bir örneği de şu olaydır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Selman'la Ebu Derda radıyallahu anhumayı kardeş yapmıştı. Malumunuz Medine-i Münevvere'de sahabe-i kiram arasında kardeşlik, muahat ahdedilmişti. Selman'la Ebu Derda radıyallahu anh da kardeş oldular. Selman bir defasında kardeşi Ebu Derda'yı ziyarete gitti. Evde Ebu Derda'nın hanımını çok düşük bir kıyafet içerisinde buldu. Bu halin ne diye kardeşinin hanımına sordu kadın. Kardeşimiz Ebu Derda'nın dünya ile alakası kalmadı diye açıkladı. Ebu Derda radıyallahu anh gelince Selman radıyallahu anh'a yemek getirerek buyur ye dedi ve ilave etti. Ben orucum. Selman, kardeşi Selman, hayır sen yemezsen ben de yemem dedi. Nafile oruç tuttuğu için beraber yediler bu sefer. O da kardeşinin yemesini sağlamak için orucunu bozdu daha sonra kaza etmek üzere tabii. Akşam olunca Ebu Derda Selman'dan gece namazı kılmak için izin istediyse de Selman izin vermedi ona uyu dedi. Beraber uyudular. Bir müddet sonra Ebu Derda namaza kalkmak istedi. Selman tekrar uyu diye ona tavsiyede bulundu. Tekrar uyudular. Gecenin sonuna doğru Selman şimdi kalk dedi artık. Şimdi kalk. Kalkıp beraber namaz kıldılar. Sonra Selman şu nasihatte bulundu. Senin üzerinde Rabbinin hakkı var. Nefsinin hakkı var. Ailenin de hakkı var. Her hak sahibine hakkını ver. Ertesi gün Ebu Derda radıyallahu anh durumu Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme anlattı. Resul sallallahu aleyhi ve sellem Selman doğru söylemiş buyurdular. Değerli izleyiciler, Ashab'tan Abdullah bin Amr son derece zahit bir zat idi. Her gün oruç tutuyordu. Her gece Kur'an-ı Kerim'i hatmediyordu. Bu yüzden de yeni evli olduğu halde hanımından uzak kalmak mecburiyetinde kalıyordu. Durum Hazreti Peygamber'e intikal edince onu çağırarak meseleyi araştırdı. Bu sahabenin daha fazla sevap kazanma gayretiyle böyle davrandığını anlayınca ibadeti olan düşkünlüğünü ona böyle yapmasının yanlış olduğunu, vücudunun ve ailesinin de üzerinde haklarının bulunduğunu söyleyip her ayda 3 gün oruç tutmasını ve ayda bir de Kur'an'ı hatmetmesini tavsiye etti. Bundan fazlasına gücünün yeteceğini söyleyip daha fazla ibadet etmek için izin istediğinde de ona gün aşırı oruç, buna Savm-ı Davud diyoruz, gün aşırı oruç tutmasını, yani bir gün tutacak bir gün tutmayacak bu şekilde
haftada bir de Kur'an'ı hatmetmesini tavsiye etti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Değerli izleyiciler, Yüce Allah kulun ibadetinden usanmaz ama kul hastalanır, yoğun işe maruz kalır, ihtiyarlayıp güçten düşer ve yüklendiği yoğun ibadetlerinin ifasında zorlanabilirdi. Nitekim de öyle oldu. Yaşlılık yıllarında Abdullah İbni Amr radıyallahu anh, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in gösterdiği kolaylıklardan yararlanmamanın sıkıntısını çektiğini naklederler hadis kitapları. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendisi ibadetlere son derece düşkün olmasına rağmen ümmetinin daha fazla ibadet etme gayretiyle de olsa aşırı gitmesini hoş karşılamamış, bunu helak sebebi saymıştı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın ibadet hayatı hakkında bilgi alan üç sahabi, onun geçmiş ve gelecek bütün günahları affedilmiş olmasına rağmen bu kadar ibadet ediyor olmasını göz önüne alarak, biri hayatı boyunca uyumadan geceleri namaz kılacağını, diğeri ikincisi hayatı boyunca oruç tutacağını, üçüncüsü de evlenmeyeceğini söylemişler. Bu haber Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e ulaşınca Hazreti Peygamber, sizler böyle söylemişsiniz. Halbuki Allah'a yemin olsun ki Allah'tan en çok korkanınız, ona karşı en çok takva sahibi olanınız ve yasaklarından en ziyade kaçınanınız benim. Fakat buna rağmen bazen oruç tutar, bazen tutmam. Geceleri biraz namaz kılar, biraz da istirahat eder uyurum ve evlenmiş bulunuyorum. İşte bu benim sünnetimdir. Kim sünnetimi beğenmezse benden değildir buyurmuşlardır. Görüyorsunuz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize son derece dengeli bir hayat tavsiye etmektedir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulmaktadır. Onlar harcadıklarında ne israf eder ne de cimrilik ederler. Onların harcamaları bu ikisi arası dengeli bir harcamadır. Sevgili izleyiciler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin örnekliğinde Müslümanın aile hayatının nasıl olması gerektiği hususunda bazı örnekleri sizinle paylaşmaya çalıştım. Görüldüğü üzere Müslümanın evi içinde ibadet edilen, Kur'an okunan, içinde Allah'ın zikredildiği, dua edilen bir evdir. Bir de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müminlere iyi insanlarla oturup kalkmalarını ve iyi insanlarla ilişkide bulunmalarını tavsiye ediyor. Bu da aile hayatı açısından son derece önemlidir. İbadet hayatı olan ahlaklı, gidişatı düzgün, siyreti iyi insanlarla ilişkide bulunmak hem kendimiz açısından hem de çocuklarımız açısından son derece önemlidir. Çocuklarımız o insanların davranışlarını örnek alırlar ve onları kendileri de tatbik etmeye çalışırlar. Aile içerisinde ibadet yapıldığı zaman çocuk annesini babasını taklit eder. O tertemiz duygular içerisinde, annesini tertemiz örtüler içerisinde ibadet yaparken görünce annesini taklit etmeye çalışır. Babasının alnının secdeye vardığını görünce babasını taklit etmeye çalışır. Evde küçük yaştan itibaren kulakları Kur'an sadasıyla dolan ve Kur'an sadasını zihninde hissetmeye başlayan çocuk, o güzel sadayı, Allah'ın kelamının sadasını ömür boyunca hatırından çıkarmaz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bize öğrettiği dualar içerisinde özellikle yemeklerden sonra yaptığımız çok güzel bir dua var. Ekele ta'amekum lebrar. Yemeğinizi iyi insanlar yesin. Ekele ta'amekum lebrar. Ve aftara indeküme saimun. Evinizde oruçlu insanlar iftar etsin. Ve zekerakumullahu fîmen inde. Allah-u Teala sizi yanındaki meleklere anlasın. Ve salat aleykümül melaike ve melekler size dua etsin. Evimizi meleklerin ziyaret etmesi, bize dua etmelerine, istiğfar etmelerine vesiledir. Bizim günahlarımızın affedilmesine vesile olur. Ve sürekli olarak Allah-u Teala'nın rahmetinde ve korumasında olmamıza yardımcı olur. Bu bakımdan hanelerimizin içinde ibadet edilen, Kur'an okunan, iyi insanların ziyaret ettiği bir hane olması son derece önem arz etmektedir. Değerli izleyiciler, hane-i saadetlerinizin içinde Kur'an okunan, iyi insanların ziyaret ettiği,
Allah'ın adının anıldığı, oruçlu insanların iftar ettiği, meleklerin sürekli orayı kuşattığı, rahmet-i ilahiyenin ve sekine-i ilahiyenin indiği bir hane olması niyazıyla hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum.